Merhaba, merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Serdar Pazı ile birlikteyiz. Haftayı tamamlıyoruz ama ne haftaydı, dedirten bir faiz kararıyla tamamlıyoruz aslında. Sevgili Serdar Pazı, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Melda. Ne kadar güzel yeniden senin kanalında programa konuk olmak. Benim için de aynı güzellik ve özellik geçerli. Katkın için şimdiden, bilgilerin için teşekkürler sevgili Serdar. Hemen sormak istiyorum. Son haberle başlayalım. Goldman Sachs dedi ki merkezin 5 puanlık o artışın ardından şok diyelim, sürpriz diyelim. Bir de evet, sıkılaşma tamamlanır kısa sürede demesi. İşte kredi kartı adımı, ihracatçı kredisi adımı, pek çok şey var. Son zamanlarda hiç bu kadar hızlı gelmemişti. TL zamanı mı dedirttiği herkese, ama şunu soracağım öncelikli olarak. Goldman Sachs diyor ki %42-50'ye çeker. Orada da sıkılaşma tamamlanır. Son rapor bu. Katılıyor musun? Nereye çeker? Zirve nedir? Ve bu ne kadar süre sürer? Sonrasında indirimler ne zaman başlar? Evet, ben artık tabii şimdi yani 50 yaşına yaklaşan ve 30 yaşına yakın piyasa tecrübesi sahibi insan olarak çok mütevazi olamayacağım. Hani Goldman'ın dediğine dün hani benimle beraber hani piyasayı yakından takip eden bütün değerli ekonomistler, stratejistler söyledi. Çünkü Merkez Bankası'nın politika metninde artık yeni eklenen, hani işte hocam olması itibariyle hani adını anmakta bir his görmüyorum. Yani Cevdet Akçay'ın katılımıyla beraber hani global tarafta Merkez Bankası iletişimi, işte açıklama metninde subliminal ara mesajlar vesaire, neyse hani global ölçekteki karşılığı artık bizde de olduğundan, hani ne demek isteniyor, ne demek istenmiyor, işte neye dikkat çekilmek isteniyor vesaire, bu mesajları biraz daha net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Şimdi verilen mesaj şöyleydi. Yani biz artık arttırım hızını yavaşlatacağız. Yani artık bizden 500 bas puan beklemeyin. Ve çok kısa sürede de bunu tamamlayacağız. Yani bu da işte Aralık. Hadi bakalım, istediğimiz kadar piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi aşağı gelmedi. İşte Kasım ayı, Aralık ayı enflasyonu beklentilerden yukarıda geldi. Yani belki Ocak'ta son bir ötüş, ama hani genel beklenti, ben de katılıyorum. İşte 250 bas puan civarı, yani hem işte daha yavaş bir hızda arttırım ve son arttırım olduğunun da altının çizilmesi. Yani artık ondan sonra aynı Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'nın büyük ölçüde olduğu gibi bekleme süresi. Yani ben reel faiz yaratacak bir yere getirdim. Artık talep üzerinde bunun, yani insanların harcamaya değil de tasarrufa bir miktar yönelmesi, o şekilde ekonominin soğuması, fiyat aktarım mekanizmasındaki işte çalışmaların, düzenlemelerin yerine gelmesi ile beraber enflasyonun peyderpey benim koyduğum resmi tahmine doğru gerilemesini bekleyeceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla büyük ölçüde tabii ki ben de katılıyorum. Ne kadar süre bu 42-50'de o zaman kalmalı? Yani sen dediklerinden şunu çıkartıyorum. Seçim öncesinde zirveyi gördürecek, sonrasında evet, ne yaşayacağız? Sonra indirimler başlar mı? Şimdi tabii şunun altını çizmem gerekiyor. Yani bizde şu ana kadar hani 20 yıldır işte devam ettiğimiz, yani isimler vesaire değişiyor ama yani aynı iktidar tarafından yönetiliyoruz. Şimdi bu döngü içerisinde hani faiz arttırımlarını da gördük, faiz indirimlerini de gördük. İkisi arasındaki farkın geçen sürenin ne kadar az olduğunu da gördük. O yüzden ben yani bazı araştırma raporlarında, işte yabancı yatırım banka iyimser tahminlerde yer aldığı gibi 2024'ün tamamında politika faizi nereye çıkacaksa, yani diyelim ki şimdi Goldman'ın senaryosuna ilerleyelim, 42,5 oldu ve 2024'te orada kaldı. Ben orada kalacağına pek inanmıyorum. Çünkü bunun ister istemez kredi tarafından reel sektöre yansıması var. Reel sektör tarafından hoşnutsuzluklar dile getirilmeye başlanacaktır. Kredi taksitlerini geri ödemekte zorlanan, yeni iş için işte krediyi aldığı zaman fizibilitesi kurtarmayan vesaire, yani konkordato vesaire tarzı bir takım şeyler olabilir. İşte yüzdürülen zombi şirketler var, hani tek haneli kredilerle uzun soluklu ciddi şekilde aslında karlılığı kurtarmasa da faaliyetini sürdüren şirketler var. Şimdi bunlardan ciddi çözülmeler söz konusu olabilir, ne kadar uzun süre burada ısrarcı olunursa. O yüzden ben bir yerden sonra, çünkü iş dünyasıyla da özellikle işte küçük orta boy işletmeler bakıldığı zaman hani hane halkı ve seçmen grafiğinde önemli bir yer tesis ediyor. O yüzden bunların serzenişlerine çok fazla cevapsız kalmayacağını ve yıl içerisinde bir yerde bana göre ekonomide daralmanın iyice kendini hissettirmeye başlayacağı, yaz aylarına doğru, yani ikinci çeyreğin sonuna doğru
bir indirim patikasına geçeriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla işte Aralık'ta Ocak'ta zirve görülürse hani 3-4 ay kalır orada. Mayıs'ta sonra enflasyon da aşağı gelmeye başlayınca işte bakın bizim uyguladığımız politikalar mevzisi vermeye başladı filan diye hani 6'da rahat doldurulur. İndirimler başlar diye düşünüyorum. Haziran, Temmuz gibi. Haziran, Temmuz gibi yaza böyle gireriz diyorsun. Notlarımı evet. Alıyorum. Az sonra spotları da eklerim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii ki faiz zirveye gelince piyasa ne olacak? Mesela şeyle başlayalım. Hadi gel dolarla başlayalım. Çünkü evet. Bunun son dakikalarıyla da başladım. Spotunu hemen görüyorum. Faiz indirim kararıyla birlikte geri çekildi. Evet. Sonrasında yine 29 liraya dayandı. Hatta belki bir tık daha üstüne gelerek. Ne oluyor? Yani faiz artışıyla döviz durdurulabilir mi? Yoksa ne yaşanacak? Yani o 30'a gidiyoruz onu anladık. Değil evet. mi? Peki sonra? Filmin sonrası. Yani. Yukarı gidiş devam edecek. Şimdi yani verilen söylemleri iyi biçimde analiz edip irdelersek yani kurda yukarı hareket bitti filan değil aslında. Yani reel olarak TL'nin değer kaybı artık bitti. Yani reel olarak değer kaybına biz işte en yakın en böyle sert nerede yaşadık? O KKM'nin açıklanacağı kadar geçen süre Kasım Aralık 2021'de. Değil mi? Kur işte 8'den 9'dan 17'ye 18'e çıktı. O tedbirler geldi. Yani o reel değer kaybı yani enflasyonla vesaire başka bir şeyle açıklanamayan. Ama şimdi deniyor ki reel değer kaybı olmayacak. Reel değer kaybı olmayacak demek hiç değer kaybı olmayacak demek değil. Enflasyonun altında bir değer kaybı. Yani her ay enflasyon %4, kur %3-3,5 yukarı gidebilir. Yani işte ben sosyal medyada da paylaştım. Resmi tahmin kaç? 36. 35 bir değer kaybı olsa TL'de o da %1 kabaca söylüyorum tabii. TL'de reel değerlenme anlamına gelir. Yani bu karıştırılan kavramlardan bir tanesi. Yani reel değer kaybı enflasyonun üzerinde bir kayıp olduğu zaman. Yani enflasyon %4 oldu. Kur %5'ten fazla yukarı gitti. O zaman reel değer kaybı. Ama enflasyon kadar enflasyonun altında zaten hani bu biraz da malumun ilanı gibi oldu Melda. Yani son aylarda son 10-15 haftadır yapılan bu. Kur hemen hemen her gün 10.000'de 5, 1.000'de 1. Hafta evet. sonunda biraz daha fazla. 15-20 kuruş, 15-20 kuruş gidiyor. Hani otomatiğe şimdi, bağladı gibi değil mi? Yani bu eşyanın tabiatıyla kendi kendine serbest piyasada rahatça alıcının satıcının bir yerde buluştuğu bir görünüme benziyor mu sence Allah aşkına? Sen de bu kadar yıldır piyasanın içindesin. Yani euro dolar paritesi, işte dolar endeksi, Japon yeni vesaire. Majör para birimleri yani ülkelerin alıp merkez bankalarının rezervinde tuttuğu para birimleri yani TL gibi sadece bizde kullanılan ve Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan bir para biriminden bahsetmiyorum. Bunlar işte bir sürü de gelişme oluyor yani FED faiz arttırımını bıraktı. İşte İsrail, Hamas önce bir inanılmaz işte savaş, kanlar, mücadeleler devamında ateşkes. Şimdi dolar endeksinin kendisi ki hani bu 6 para biriminin bir sepeti yani oldukça volatilitesi düşük olmalı. Bu 104'lerden 107'lere gitti. Bir daha 103'lere geldi. Bizim dolar TL her gün 1000'de 1, 10.000'de 5 yani olabilir mi böyle bir şey? Yani bunun kontrol edildiği ve yönetilen, yönlendirilen bir piyasa olduğu çok açık. Bak hani gene sana güzel bir spot çıkacak bir şey söyleyeyim. Türkiye'de gerçek dalgalı kur Euro TL. Yani Euro dolar yukarı gittiği zaman Euro TL özgürce yukarı gidiyor. Euro dolar aşağı geldiği zaman düzeltme de orada oluyor. Şimdi mesela Euro dolar biraz da egzecere edeyim. 1.09 mesela 1.20 olsa Euro TL 31'lerden 35'e de çıkar. İşte Euro dolar 1'e falan geri gelse %10'a yakın bir geri kayıp olsa dolar kurunun da altına 28'lere 29'lara iner. Şimdi dolayısıyla hani dolar kurunda gerçek denge nerede? Ben onu şuradan anlarım. Yabancının özgürce geldiği, yüklü miktarda geldiği yani dolarını bir fiil işte parmağını taşın altına sokup dolarını bozdurduğu seviye. Ben de gerçekten alıcının satıcının buluştuğu serbest piyasada özgürce belirlenen bir kur seviyesi olarak oturur. Yoksa onun haricinde yani KKM'den o kadar çıkış var. İşte banka Merkez Bankası'nı arıyor. Bana bu kadar dolar lazım. Merkez Bankası o doları veriyor. Ondan sonra banka onu müşteri hesabına yatırıyor. Müşteri hesabına yatırılan dolar işte bu sefer de ETH vesaire üzerinden swap'la bir kez daha Merkez Bankası'na gidiyor. Böyle bir devre daim sistemi var yani. Hani aynı dolar dönüyor sistem içerisinde. Yani
İşte brüt rezervlerde, net rezervlerde bir miktar toparlanma var son haftalık veriye bakıldığı zaman. Ama büyük ölçüde olan bu. Yani KKM eridi, işte 115-120 milyardan 100 milyarın altına indi. Ülkeye dışarıdan 20-30 milyar girdi de olmadı bu yani. O yüzden yani neyin ne olduğunu doğru ortaya koyup ona göre analiz yapmak lazım. Yani şu anki seviyede yabancı yatırımcının yüklü miktarda gelmediğini, dolayısıyla gerekli bir fırsat oluşmadığını, ya TL varlıkları çok fazla ucuz bulmuyorlar ki bunun doğru olmadığını biliyoruz net biçimde, ya da dolar kurunun olduğu seviyeyi kendileri için riskli buluyorlar. Bu daha akla yakın ihtimal olarak ben düşünüyorum. O zaman ne olacak? Yani dolarda bir seviye telaffuz eder misin? Şimdi şöyle, benim hani takip ettiğim, edebildiğim, işte sınırı sayıda değişkenle izlediğim hani modelde kurun yılı kapatması gereken seviye 32,5-33 gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla hani olması gerektiği yerden %10-15 aşağıdayız şu an işte. Yılı 30'a yakın kapatırsa %10 civarı. Ama şimdi tabii hani benim ayırabildiğim kaynak, takip edebildiğim değişken vesaire sınırlı. Şimdi yabancı yatırım bankalarından işte TL %20-30 aşırı değersiz, işte TL'de fırsatlar vesaire gibi raporlar geliyor. Şimdi ben hani onlar daha fazla sayıda insanla daha fazla kaynak ayırıp farklı, belki daha derinlikli analizler yapabildiği için bir miktar hani kenara çekilip hani hangisi doğru çıkacak, analizime ne kadar güvenmeliyim, hani onu sorgulama. Çünkü hani veriler değiştikçe analiz de değişir, yani öyle körü körüne aynı görüşe sahip olarak devam ettirilecek bir bilim dalı değil ekonomi. O yüzden ama benim yani yaşadığım, hissettiğim, deneyimlediğim, işte Türk İş'in, İTO'nun vesaire gelen açlık sınırı, enflasyon vesaire ile beraber ihracatçının yaşadığı zorluk, pazar payı kaybediyoruz, işte konfeksiyonda filan önemli iş gücü, işte Avrupa piyasasında biz mal satmakta zorlanıyoruz vesaire. Yani bu doneleri bir araya getirdiğim zaman şu anki kur, hani olması gereken ideal kur ya da TL aşırı değerli vesaire diyemiyorum. Ama gerçekten yabancı yatırım bankaları da o yazdıkları raporların doğrultusunda, yani eylemle söylem bir noktada örtüşür, uyuşur. İşte Türkiye'den 60-70 milyar dolar kabaca son 10 sene içerisinde sıcak para çıktı. O para geri geldiği zaman hakikaten hani dolar kuru işte 28'den %20-30 aşağı neresiyse 20'lere, 22'lere de iner yani. Ama şu anki düzlemde ben bunu pek olası görmüyorum ve bu işte peyderpey yukarı yönde her gün binde bir civarı, aylık %2-2,5 civarı yukarı yönde hareketle bu dengelerine kadar bunun devam ettirileceğini, bu da muhtemelen seçimlere kadar geçecek olan 4-4,5 aylık süreçte bunun ben süreceğini, yani kurum bir kabaca işte 32'lere, 32,5'lara falan seçim sonuna doğru ittirileceğini tahmin ediyorum. Evet, seçim sonunu çok merak ediyoruz. Sonrasını daha doğrusu. Hani orada ben, sen anlattıkça gözümün önüne şey geldi hep, böyle musluğu açarsın, böyle damla 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 bir elin doğru giderse rus diye bütün su tasarrufu falan hak getiri olur. Evet. Şimdi bunun uzantısında faiz %40, TL mevduat ne olur? Yani hemen çıkartırlar mı, çıkartmazlar mı? Dün de konuştuk. Hani %45'e getiren bile zaten az olmuştu. Şimdi hani 50'ler olur mu? KKM, hem döviz KKM hem TL KKM var tabii ki. Evet. Şimdi soru şu. KKM şimdi çözülür mü? Yani hani bu hesapta çözülür mü? Mevduat kaç olur ki KKM'ye çözülsün? Dolar böylesine bir tırnak içi risk barındırırken. Şimdi politika faizi 40. İşte muhtemelen 42,5 olacak. Yani olacağı garanti değil de o senaryodan hareket edelim. Hani konuşmanın netliği, unitisi açısından. Şimdi 42,5 olduğu zaman politika faizi, hani mevduat faizinin bunun üzerinde bir yerde şekilleniyor olması lazım. Şimdi bankaların KKM'den dönüşe biraz daha yüksek faiz verdiğini ama TL mevduat dönüşlerinde daha cimri davrandığını görüyoruz. Şimdi o zaman yani yatırımcının elinde çok fazla seçenek kalmıyor. İşte ya Borsa İstanbul'a, işte orada da ama bakıldığı zaman artık hani kar zarar kardeştir sözü ne kadar doğru, son birkaç ayda bununla da tanıştı yatırımcılar. Özellikle işte o 4-5 milyondan 7-8 milyona gelirkenki yatırımcı sayısı nispeten daha böyle finansal okuryazarlığı düşük, aman borsada paramızı katlayalım falan diye daha az bilerek daha çok umarak gelen yatırımcının yaşadığı sıkıntılar da var artık. Dolayısıyla bir yerden sonra bu döngü bir kez daha hani dövize, dövizli enstrümanlara, işte yabancı hisse senedine, artık finansal piyasalarla, okuryazarlıkla aşırı neşir olması seviyesine bağlı olarak, yani işte en fazla DTH ve Eurobond
da yatırım yapan fonlar aracılığıyla. Yani TL'de sen aradığını bulamıyorsan, çünkü yani biraz da sapla saman karıştırılıyor işte. Reel faiz veriliyor. Şimdi reel faiz kime göre veriliyor? Yani işte 40 politika faizi haftalık olarak banka, Merkez Bankası ile alabiliyor o faizi. Şimdi ben yani Serdar Paz'ı, sen işte Melda Yücel olarak gidip bankaya işte ben de o Merkez Bankası'nın 40 faizini istiyorum diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Yani banka ne mevduat veriyorsa ona kanaat getirmek zorundasın. Ya da işte para piyasası fonu vesaire ne getiriyorsa. Yani ya da işte bileşik faiz üzerinden reel faiz veriliyor falan diye bir hesap yapılıyor. Yani o bileşik faiz üzerinden o hesap yapmak demek, ben önümüzdeki 12 ay boyunca, çünkü enflasyonu öyle hesaplıyoruz değil mi? Her ayın işte %3, %4, %5, onları işte 100'e bölüp 1 ile toplayıp çarpıyoruz birbirine. Yani tek tek detaya girmek gerekirse. Şimdi mevduat faizinden de benim o hesabı yapmam için, yani bu ay 45 aldım, bir dahaki ayda 45 aldım, bir dahaki ayda 45 aldım, bir dahaki ayda 45 aldım. Şimdi yani bunun bir garantisi var mı bir gelişen piyasada? Hadi Türkiye'yi geçtim, herhangi bir piyasada. Yani bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra ben aynı faizi alacağım ve bir yılın sonunda enflasyondan fazla getireceğim. Yani reinvestment, refinansman, yeniden yatırım riski tamamen göz ardı edilerek yapılıyor o hesap. Bana göre o yüzden çok doğru değil. Ha, doğru olduğunu düşünen, söyleyen saygın akademisyenler de var. Hani onların da tabii görüşüne saygı duyarım. Ama yeniden yatırım riski çok azımsanmaması gereken bir risktir Türkiye gibi bir gelişen piyasada diye düşünüyorum. O yüzden eğer enflasyona karşı yeteri kadar kendini koruyamadığını düşünürse yatırımcı, daha önce olduğu gibi, yani daha önce insanlar neden DTH'e, altına vesaire yöneldi? TL'de kalarak ben paramın değerini koruyamıyorum, alım gücünü koruyamıyorum. Aynı döngü bir daha gerçekleşir. Yabancının gelmediği senaryoda bunun olması kaçınılmaz. Evet. Yani KKM'de kalınır mı? KKM'de de biliyorsun yani maç devam ederken kurallar değişti. Yani şöyle ki, politika faizi minimum faizdi. Yani %40 ise eğer ülkede politika faizi, 40'ın altında bir faizin olmaması lazım. Yani 40'ın üstü olabilir. Yani bir banka likiditeye sıkışmıştır, bir şubenin hedefi tutmuyordur vesaire. İşte şube yetkisi, şube müdür yetkisi, bölge yetkisi, yani bankacılık iştigal edenler daha iyi anlayacaktır. O başka bir şey, ama işte 40 iken politika faizi, hani o bir minimumu teşkil eder bu kadar yüksek enflasyon olan yerde. Ben KKM'ye gideyim, %5 vereyim, 10 vereyim, 15 vereyim. O zaman o ne anlama geliyor? Yani DTH'dan ya da ne farkı kalıyor? Ama işte gitmekten ziyade çıkmak. Hani çıkılır mı? Tabii. Yani TL'ye doğada getirir mi? Yine dolar KKM'ye. Belli miktar KKM'de kalınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki bedava opsiyon, yani olur da kurda bir yukarı yönlü hareket vesaire olursa, kuruma vasfı çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani kur yerinde sayarsa işte paranız dolar bazında yerinde sayar ve işte size verilen %5, %10 faiz zaten DTH faizinden de çok farklı değil. Ya da Eurobond'da kalırsanız alabileceğiniz faizden de farklı değil. O yüzden belirli ölçüde, yani riskleri dağıtmak kapsamında belirli ölçüde altın, belirli ölçüde KKM, belirli ölçüde daha yüksek faizden faydalanmak adına TL mevduat, belirli ölçüde ise senedi gibi dengeli bir portföy. Yani bilinmeyenin, bilinmezinin çok olduğu, yabancının gelirse gelmezse gece gündüz gibi farklı senaryolar konuşabileceğimiz 2024'de böyle nispeten daha dengeli. Olur da bir taraftan bir hasar olursa toplam gemiyi batırmasın, yani o darbe aldığınız tarafı izole edip denizde seyrine devam edebileceğiniz yapıda olmanız gerekiyor. Evet, şimdi borsa arada söyledin ama bir manşete çıkartalım. Bir borsacı olarak sana sormalı. Şimdi borsanın sağlam bir rakibi var mı? Dün bir geriledi, sonra 8000'lerin üzerine çıktı. Şimdi biz saat 11.30'larda 7887'yi görüyorum. Ne oluyor? Yani rakip geldi, sonrasında niye sevindi? Evet. Şimdi niye düşüyor? Ne olacak bu borsanın hali? Dediğin gibi o büyük bir umutla gelenler büyük bir hayal kırıklığı da yaşadılar. Sonrasında 8000'in üzerine geldi, tamam tutunuyor diyebilir miyiz? Hem ne vaat ediyor bu kadar faiz artarken, çıkış hızlanır mı? Hem de 2024'te borsa ne olur sevgili Serdar Pazı, ekonomist Serdar Pazı? Şimdi şu an hani işte özel sektör tahvilinde falan 45'ler 50'ler var. Yani evet, bunun üzerinde bir getiri. Şimdi herkes her şeyi rahat anasını yuvarlayarak söylüyorum. Endeks 8000. Faiz %50. İşte ÖST'de bir yıl vadeli, tamam, çok yüksek kredi notuna sahip şirketlerin, mesela Şişecam örnek verilebilir, oralara yakın faizleri var. Şimdi 8000'in
%50 faizi yenmesi için 12 bin ve ötesi olması lazım. Bundan bir sene sonra 2024 Kasım ayı sonunda endeks 12 bin ve üzeri olur mu? Ha, olabilir ama olmayabilir. Yani ağırlıklı senaryo oranın ötesine gitmesi benim için değildir. Yani dolayısıyla hani endekste ne alırsan al, git işte endeks yoğun hisse senetlerine yatırım yapan bir fon al, ne yaparsan yap endeksi geçersin değil. Ama önemli ölçüde geride kalan işte bankacılık, bankaların önemli ölçüde içinde yer teşkil ettiği holdingler, işte mesela havacılık sektörü içerisinde, demir çelik tarafında defter değerinin altına işlem gören ya da 3-4 yıllık fiyat kazanç oranıyla işlem gören ve hani bunlar işte 600 küsur hisse içinde böyle hani samanlıkta işte iğneyle aramak gibi bir şeyden bahsetmiyorum yani işte ilk 10-20 hani 30 bile değil şirketlerden bahsediyorum. Şimdi onların yabancının sınırlı da olsa bir miktar gelmesi de yabancı illa bir miktar gelecek ama yani işte green'in tonları yani geceyi bir anda böyle saat 12 öğlen güneşine çevirmeyecek ama bazı sektörlere gelecek. O geldiği sektörlerde daha oturmuş, kendini ispat etmiş, belirli bir derinliği, büyüklüğü olan, istediği zaman rahatlıkla gelebildiği gibi istediği zaman da rahatlıkla çıkabildiği, işte bunlar nedir? Dediğim gibi bankalar, holdingler, işte havacılık tarafında, sanayi tarafında olağan şüpheliler. Yani ilk 30-50 içerisindeki şirketler. Şimdi onların performansının ben dolar kurundan da, mevduat faizinden de, özel sektör tahvili tarafında kazanabilecek faizden de ya da KKM tarafında kazanabilecek faizden de bir yıllık bir perspektifte konuştuğum için biraz daha rahatım. Yani bugünden yarına, bir haftaya, bir aya filan ne kadar süreyi kısaltırsam bu iş o kadar yazı turaya döner. Yani ama ne kadar vadeyi uzatırsam belli bir değeri intiba eden bünyesinde bir marka değeri olan şirketin hak ettiği yere ulaşması o kadar daha yüksek ihtimale tekabül eder. Dolayısıyla onun o hisselerden oluşacak bir sepetin faizden de, dolardan da, diğer seçeneklerden de daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. O yüzden yani... Ama bir yıllık vadede. Efendim? Ama bir yıllık vadede. Tabii bir yıllık vadede. Yani vadeyi ne kadar uzatırsan o kadar başın azarır. Yani bir örnek mesela 2008'de ben çıkacağım sistemden diyenler hani değil mi? Borsa bir anda işte 5700'lerden 1700-1800'lere kadar geriledi yani. Şirketler aynı şirketler yani. İşte sattığı otomobil, buzdolabı, traktör. Öyle bir risk var mı şimdi Serdar? Yani efendim? Sözünü balla kesmiş olayım. Öyle bir risk şimdi var mı? Çünkü herkeste öyle bir korku da var aslında. Elimdekinden de olur muyum tarzında. Şimdi sütten yani, ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Aynen. Yani son 3-4 seneye bakıyorum. Yani işte Rahip Brunson krizi, Covid, Ukrayna-Rusya savaşı, en son İsrail-Hamas. Mesela Çin-Tayvan filan gelecek sene bir şey olur mu? Avrupa daha derin bir resesyona girer mi? Bu işte mülteci, sığınmacı vesaire krizi dünyada bizim coğrafyamızda başka bir şeye doğru dönüşür mü? İşte fosil yakıtlar vesaire ilişkin riskler, küresel ısınma. Yani bilemiyorum ama bilemediğim bildiklerimden daha fazla. Onu biliyorum en azından. O yüzden temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hani tecrübe arttıkça biraz daha gerekmese de şemsiye taşıyayım ne olur ne olmaz moduna geçiyorsan galiba. Değil mi? Son bir şey eklemek ister misin bu şahane tespitlerine? Çok teşekkür ederim. Güzel spotlar çıktı diye umuyorum. Yani cuma gününün böyle hafif biraz light hafta sonuna hazırlanan yatırımcı kitlesine iyi mesajlar verdik diye umuyorum. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Herkes konumunu alsın. O zaman BIST 10 hatta dedin, 10-20 dedin, 30 bile evet. Değil dedin. Orada değilse konumlansın. Ona göre portföy yenilenme zamanı da diyebilir miyiz? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. Ekonomist Serdar Pazı, Meda Yücel TV'deydi. Şimdiden iyi hafta sonları, iyi haberlere. Bugün 24 Kasım öğretmenlerimizin günü. Onları da atlamayalım değil mi? Onun özür dilerim spotunu yazmamışım ama emek veren tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben çok az yani bana müsaade edersen yani lütfen. 57 yıllık hayatına yani işte Osmanlı'nın bütün coğrafyasına Trablusgarp'tan, Yemen'den Çanakkale'sine koşturan daha sonra sıfırdan bir cumhuriyet kuran bize bu ülkeyi armağan eden ama bunların yanında da İşte üçgen gibi, dörtgen gibi kavramları. Nasıl geometride, değil mi? O kitaba hayran kaldım. Geçtiğimiz yani günlerde. 1400 kitabı yani
işte cephede vesaire nerede ne zaman okudun, nerede sindirdin ve bu üretimi yaptın. Dolayısıyla baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde onun ışığını genç beyinlere yayan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir hatırlatma yaptın. Geçtiğimiz günlerde İş Bankası yayınları bana sağ olsunlar kitaplar gönderiyorlar. Onların içerisinde oğlum Aslan'la açtık. İnanamadım yani, tamam biliyorsun da, ama o geometri, oğlum da diyor ki nasıl anne, Atatürk bunu ne ara yazmış ya. Gerçekten dediğin gibi, demek ki dedim o kadar ne ara özümsediğinde o harpte o ülkenin geleceğini belirlerken rolü şahat olsun. Aynı doğrultuda yürüyen, ışık saçan tüm öğretmenlerimizin de emekleri sağ olsun diyorum. Ekonomist Serdar Pazı ile birlikteydik. İyi haberlere.